Taha Kalınç, Sürpriz Ziyaretçiler Hafta sonu hamdolsun yolun bir kez daha Kudüs'e düştü. Perşembeden pazara bir yandan seyahatlerine eşlik ettiği misafirlere dilim döndüğünce şehri anlatırken diğer yandan mümkün olduğu kadar boş vakit oluşturup kendimle ve Kudüs'e baş başa kaldım. Her gidişimde başka bir şey keşfettiğim bu büyülü şehir bu defa da bana aynı duyguyu hissettirdi. Ömrümün sonuna kadar sürekli Kudüs'e gitsem, Kudüs'te kaldığım süre zarfında da sürekli sokaklarını arşınlasam, Kudüs beni bir şekilde yine şaşırtmayı başaracak. Bilinmezlikleri, sürprizleri, barında sakladıkları o derece fazla, o derece çeşitli. Hatta şunu bile söyleyebilirim. Kudüs'ün çok iyi bildiğimi düşündüğüm köşeleri bile her defasında başka bir sırrını fısıldıyor bana. Bu nedenle Kudüs'ü bildim, tanıdım demek asla mümkün olmayacak ölene kadar. Az bir uykuyla gece gündüz köşe bucak kolaçan ettiğim Kudüs'ü bu defa oldukça sakin ve sessiz buldum. Tel Aviv, David Ben Gurion havaalanındaki bıktırıcı ve bol beklemeli kontroller bile gevşemiş, tasamış gibiydi. Şehrin kapılarında nöbet tutan işgalci İsrail askerleri kendi hallerindeydi. 2-3 gün sonra genel seçimlerin düzenleneceği bir ülkede de değil gibiydik. Kudüs'ün bol gerilimli ve telaşlı nice zamanlarına şahit olduğum için bu seferki sükunet hali beni epey şaşırttı doğrusu. Benden çok Kudüs'e ilk defa gelenler şaşırdı elbette. Dışarıdan bakınca Kudüs'ü sürekli havada kurşunların vızıldadığı, duvarlarında her an Filistinlilerin şehit düştüğü, güvenliğin olmadığı bir savaş hattı biçiminde tasavvur edenlerin böyle hissetmesi de zaten normaldi. Kudüs'te beni şaşırtan bir diğer husus Asya'dan ve bilhassa da Çin'den gelen Müslümanların yoğunluğuydu. Geçmiş seyahatlerimde Endonezya ve Malezya'dan Müslüman grupları bazen görürdüm. Ancak Çin'den yaşanan insan akını ve bu sebeple otellerde görülen doluluk bu ne şimdi dedirtecek seviyedeydi. İsrail Çin ilişkilerindeki derinleşmeyi ve hızı ilerlemeyi aklımıza getirdiğimizde aslında sorunun cevabı da kendiliğinden karşımıza çıkıyordu. İki ülke arasında turizm anlaşması yapıldığı bu bağlamda özellikle Çin sınırları içindeki Müslümanların yoğun biçimde Kudüs'e yönlendirildiği anlaşılıyordu. Arapçaya aşina olmayan, başlarındaki rehberin sözünden ve izinden ayrılmayan, Mescid-i Aksa içinde bile kırmızı Çin bayrağı ve filamalarıyla dolaşan bu gruplar Filistinli Müslümanlarla neredeyse hiç temas etmeden ve diyaloğa girmeden Kudüs'ten geçip gidiyordu. Kudüs'ü yalnızca Peygamberimizin miraca çıktığı yer olarak algılayan ve ötesine kafa yormayan bir Müslüman tipi herhalde İsa'lin arayıp da bulamadığı bir şeydi. Aynı şeye yani Kudüs ziyaretlerini manevi haz mesabesine ve sevap metreye indirgeyen, daha fazlası yine ilgilenmeyen ziyaretçi türüne Türkiye'den giden bazı dini gruplarda da sıklıkla rastlıyorum neden Kudüs'e gitmeliği sorusunun günümüzdeki cevaplarına biraz daha odaklansak herhalde yerinde olacak. Kudüs'e yalnızca manevi haz nesnesi muamelesini layık görmek, ihsal işgali olanca ağırlığıyla coğrafyaya çökmüşken herhalde bu muazzam şehre yapılacak bir başka kötülüktür. Zeytin Dağı'nda ziyaret ettiğimiz bir kilisenin bahçesinde Asyalıları gezdiren Asyalı bir grup rehberinin eşlik ettiği insanlar heyecanla fotoğraf çekerken, ihsalli biriyle İbranice konuştuğuna da şahit oldum. Kudüs'ü batılılara anlatan tur rehberlerinin Yahudilerden seçildiğini sıkça görüyordum. Ama bu defa iyi yetiştirilmiş yerli bir rehber görmek bir başka şaşkınlığım oldu. Kudüs ziyaretlerinde İsrail'in bazı rehberlere neden ısrarla sıkıntı çıkardığını, havaalanlarında saatlerce bekletip yıldırma politikası güttüğünü, hatta bazılarını sınır dışı edip yıllarca ülkeye giriş yasağı koyduğunu daha iyi anlamak mümkündü. Bu örneğe bakarak makbul ziyaretçi tipinin yanında makbul rehber tipi de vardı çünkü. Kudüs sokaklarında ve Mescid-i Aksa'da Çinli Müslümanlara izlerken birden çarpıcı bir kıyas zihnimi adeta yıldırım gibi aydınlattı. İsrail'in kendi yönetimi ve kontrolü altındaki Müslümanlara yönelik politikasıyla Çin'in kendi yönetimi ve kontrolü altındaki Müslümanlara yönelik politikası adeta ikiz gibiydi. İsrail sınırları içindeki Müslümanlarla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs ve elbette ablukada tutulan Gazze Müslümanları bambaşka şartlara sahipti. İsrail bir taraftakilere sınırsız derecede olmasa da özgürlük ve vatandaşlık haklarını sunarken diğer tarafa olanca gücü ve ağırlığı ile yükleniyordu. Aynı şekilde Çin'de kendi toprakları içinde yaşayan Müslüman azınlığa müspet bir özgürlük ve refah sunarken Doğu Türkistan'daki Müslümanları eğitim kampları türünden asimilasyon politikalarıyla ve kaba kuvvetle adam etmeye çalışıyordu. İki devletin de dünyaya verdiği mesaj aynıydı aslında. Bizim derdimiz Müslümanlarla veya İslam'la değil. Bakın şu taraftakiler gayet özgür ve rahat, diğer tarafa yönelik politikamızsa onların terörist eylemlerinden dolayı ikisini birbirine karıştırmayın dedim ya her ziyaretimde Kudüs bana bambaşka şeyler anlatıyor öğretiyor bu defada payıma düşen onlarca şeyden biri belki de birincisi Çinli Müslümanların Kudüs ziyaretinin bana hatırlattıkları oldu kendim kendimiz ve İslam dünyası adına dersler çıkararak